Sinem, Ataşehir'e bağlı Yeni Sahra'da Kent Sokak'ta henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı iş merkezinde yangın çıktı. Aslında yangının bir spor salonundan çıktığı iddia ediliyor ve alevler kısa sürede büyüyerek çevre binalara da sıçradı. Bizler de şu anda TVNET ekibi olarak kameraman arkadaşım İsmail Katırcı ile birlikte olay yerindeyiz. Ben size İsmail'den çıkan dumanları görüntülemesini rica edeceğim. Saatler 12'yi gösterdiğinde şu anda ekranda gördüğünüz kısımdan dumanlar yükselmeye başladı ve alevlerin hala sürdüğünü söylememiz mümkün. Tabii çevredeki vatandaşlar da şu anda buraya toplanmış durumda. Hem Ataşehir'den hem de çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibinin şu anda buraya görevlendirdiğini söylememiz mümkün. Tabii alevler ilk yükselmeye başladığı nokta çevredeki vatandaşlardan aldığımız bilgiye göre bir spor salonu olduğu yönünde. Tabii henüz alevlerin neden çıkmaya başladığı, yangının neden çıktığı belirlenebilmiş değil. Ancak ekiplerin aralıksız bir şekilde müdahalesini sürdüğünü söylememiz mümkün. Saatler 12'yi gösterdiğinde alevler yükselmeye başladı ve burada itfaiye ekipleri ilk andan beri aslında aralıksız bir şekilde müdahalesini sürdürüyor yangına. Tabii burada hem Ataşehir'den gelen itfaiye ekipleri hem de çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri burada alevlere müdahale ediyor. Saatler 12'yi gösterdiğinde ilk buradan alevler çıkmaya başladı ve çevrede çok fazla iş merkezi ve binaların, evlerin olduğunu söylememiz mümkün. Tedbir amaçlı ilk başta çevredeki evler boşaltıldı. Daha sonra da burada iş merkezine sıçramaması için, diğer iş merkezlerine sıçramaması için vatandaşlar ve çevredeki itfaiye ekipleri yoğun bir şekilde müdahalesini sürdürdü. Ataşehir Barbaros Mahallesi burası. Yeni Sahra tarafında diyebiliriz. Kent Sokak'ta burada yangın henüz belirlenemeyen bir nedenden çıktı ve şu anda yaklaşık 3 binaya sıçramış durumda. Sizler de görüyorsunuz itfaiye ekipleri şu anda vinçlerle de alevlere müdahale etmeye çalışıyor. Yaklaşık 1,5 saat oldu alevlerle mücadelede. Yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil ama ben İsmail'den rica edeceğim, İçeriden yükselen alevleri sizlere göstermeye çalışsın. Alevler içeride yanıcı maddelerin olma ihtimaline karşı aslında ekipler yoğun bir tedbir almış durumda içeride ve burada söndürme çalışmalarını sürdürmeye çalışıyor. Tabii hem polis ekipleri hem de zabıta ekipleri de çevrede geniş bir güvenlik önlemi almış olduğunu söyleyebiliriz. Burada tabii vatandaşların da burada beklediğini ve tedbir amaçlı evlerinden çıktığını söylemiştik. Yanımda da bir efendim, çok geçmiş olsun. Merhaba. Nasılsınız? Burada mı oturuyorsunuz? Burada oturuyorum. Balkonda oturuyordum. Dumanlar çıktı. Geçen iki hafta önce şurada bir kırsal alanımız yanmıştı dedim. Herhalde yine orası yandı. Balkona çıktım. İçeri bir baktım abi. Komple yanıyor. Spor salonu yanıyor. Şöyle gelin isterseniz. Hocalar mocalar almış itfaiye şeylerini, söndürmeci tüplerini yapıyorlar, ediyorlar derken abi 10 saniyede aşağıya indim. 10 saniye bak sürmedi. Şuradan 10 saniye doğalgazın oraya bir sıcak vuruyor, bir ateş geliyor. Komple ateş yola çıktı. Ondan sonra dışarı attık kendimizi falan derken oradan buraya, buradan yan tarafa, yan taraftan oraya rüzgar sayesinde 10 saniyede mahalle tamamıyla yandı. Burası bir spor salonu olarak spor mı kullanılıyor? Spor salonu, evet. Yani yangın ilk buradan çıktı, i̇lk daha sonra buradan. Yandaki binalara sıçradı. Aynen, ben ilk gördüğüm zaman ilk dumanı gördüm. İçeri bir baktım ateş. Ocalar almış yukarı doğru tüpleri böyle savuruyordu. Derken aşağıya bir indim, komple yandı zaten. Ben İsmail'den göstermesini rica edeceğim. Alevler ilk buradan yükselmeye başladı. Buradan. Daha sonra yandaki binalara da sıçradı tabii. Yanda bir iş merkezi yemekhane vardı. Yemekhane. O da zaten komple çatısı falan yandı. Arka taraftaki binalara şimdi bulaşıyor. Kötü. Çok geçmiş olsun dileyelim. Evet, yangın az önce de aktardığımız gibi saatler 12'yi gösterdiğinde çıkmaya başlamıştı. Daha sonra çok hızlı bir şekilde alevler yayıldı. Ben yine kameraman arkadaşım İsmail'den rica edeceğim. Buradaki ekiplerin müdahalesini, mücadelesini ve yanan kısımları sizlere göstermeye çalışsın. İsmail çok yaklaşma. Burada hem polislerin hem zabıta ekiplerinin çevrede yoğun bir güvenlik önlemi aldığını da hatırlatmamızda fayda var.